Merhabalar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tunus işi tığımla çok güzel ve çok da kolay bir modelin yapım aşamasından bahsedeceğim. Bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben sadece model anlatımı yapıyorum. Sizler istediğiniz şeye bu modeli uyarlayabilirsiniz. Bebek yeleği ya da bebek battaniyesi veya illa bebek battaniyesi falan olmasına gerek yok. Farklı bir şeylerde de kullanabilirsiniz gerçekten Tunus tekniğinin en kolay modeli diyebilirim. Şöyle yeni almış olduğu bir tığım var. 3 numara. Şurasında 3 numara yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 numara bir tığ tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Ben 5 liraya almıştım ama tabii ki fiyatlar değişebilir. Hemen başlamak istiyorum. Ben iki renk ile öreceğim. Sizler tek renkle de örebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi pembe ipimle başlayayım ben mavi ipi de arada katacağım. Öncelikle e, zincir çekerek başlıyorum. Kaç zincir çekeyim diye sorarsanız ne yapacaksınız ona göre zincirini ayarlayın. Sayı önemli değil. Sadece ikinin katları olmalı. Çift sayılar olmalı arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. Çift sayılar olmalı demiştim. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Ben sadece model anlatacağım için çok fazla zincir çekmeyi düşünmüyorum. Şu şekilde İşime yarayacak kadar bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir miktar zincirimi çektim. Şimdi başlıyorum. Tabii siz ne kadar uzun yaparsanız yapın şu anki yapacak olduğum teknikle başlayacaksınız. İlk ilmeğimi çok minicik uzatıyorum. Hemen yanındaki zincirin içinden giriyorum. İlmek alıp Diğeriyle beraber uzatıyorum. Şu şekilde. Pardon ilmeğim takıldı. Tekrar yapalım. Sonra bir sonraki zincire giriyorum. İlmek alıp uzatıyorum. Bir sonraki zincire giriyorum. Başlangıçta sadece birazcık zorlanabilirsiniz ama sonrası çok kolay. Yani ilmeklere batarken tığınız biraz takılabilir. Ama sonrası çok kolay. Bakın bu şekilde ilmeklerimi tığımda biriktiriyorum. Hemen yanındaki zinciri atlıyorum. Hiç zincirde boşluk bırakmadan bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birbirinden farklı örgü modelleri ve teknikleriyle ilerleyen videolarda karşınızda olacağım. Şimdi bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ben bunu sıra sonuna kadar devam ettirip geliyorum. Evet kızlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Ben size bir sonraki ipe yani diğer ipe nasıl bağlayacağım onu göstereceğim. Bu arada ipleri hiç koparmayacağız. Katlar arasında ipleri gezdireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu renkli mavi ipimi açık mavi olan ipimi nasıl bağlayacağımı göstereceğim. Bu arada yünlerim e, Kar Topu Baby One, e, şöyle göstereyim size. Yani istediğiniz iple olur. Şöyle kullandığım ipimi tutuyorum, pembe ipimi. Bu yeni ipimi de arasından geçiriyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Bakın bu şekilde bağladım. Yukarı doğru ittiriyorum. Sıkılıyorum. Ve artık pembe ipimde bir mavi ipim var. Bakın şu şekilde. Bunu ittiriyorum yukarı doğru. Sıra sonuna kadar ittirdim. Pembe ipimin ilmeğini şu son sırada birazcık çıkardım. Şimdi Tunus'u Tunus yapan Tunus tekniğini Tunus yapan e, asıl kısma geliyoruz. Şöyle tam dibine kadar ittireyim Mavi ipimde olduğumu göre başlayabilirim. Ilmek alıyorum. İlk ilmeği tek geçiyorum. Bakın, ilk ilmeği tek geçtim. İkinci ilmeği hem mavi'nin hem pembenin içinden geçiyorum. Üçüncü ilmeği de böyle geçiyorum sırasıyla bütün pembe ilmeklerin içerisinden geçiyorum bu şekilde her seferinde yeni bir ilmek alarak ikişer ikişer geçiyorum yani bir mavi bir pembe yani elimdeki renk mavi olduğu için öyle söyledim. Bu şekilde bütün ilmeklerin içinden sıra sonuna kadar geçiyorum arkadaşlar. Evet böyle. Bu şekilde. Bakın sonu doğru geliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün ilmeklerin içinden bu şekilde geçtik. Arkası böyle ön yüzü böyle. Şimdi azıcık uzatıyorum ilmek artıracağım. Bir üst sıraya geçiyorum şu anda ilk araya değil ikinci araya batıyorum ilmek çıkartıyorum üçüncü araya batıyorum ilmek çıkartıyorum 4 5 saymaya gerek yok aslında 6 7 bakın böyle gidiyor şu anda siz de görüyorsunuz zaten her aradan gelip böyle ilmek alıyoruz ilmeklerimizi tığımıza biriktiriyoruz bakın bu şekilde sıra sonuna kadar böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Daha uzun bir sıranız varsa vaktinizi daha uzun alır. Ben şu an sadece model anlatmak için yaptım. Bakın son sıraya batmayı unutmayın. Bakın şöyle batıyorum. Son sıraya da. Şimdi nasıl ip değiştireceğim? Mavi ipimi bırakıyorum. Şu aşağıdaki pembe ipimi aldım. Şöyle sıkıştırıyorum ve pembe ipim diyeyim artık ilmeğimi alıyorum ilk sıradan geçiriyorum bakın aynı aşağıda yaptığım gibi bu şekilde ikişer ikişer bütün ilmeklerin arasından geçiyorum yani bu tunus tekniğinin bir özelliği arkadaşlar tığınız uzun olduğu için bu işlemi daha kolay yapıyorsunuz bakın bu şekilde bütün ilmeklerin arasından rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Devam edelim. İlmek aldım. Bakın bu şekilde. Son kısma geldim. Son kısmı da bu şekilde yapıyorum. ilmek arttırma nasıl oluyordu arkadaşlar? İlk ilmeğe batmıyorum. Şuradakine ikincisine batıp ilmek arttırıyorum. Bakın böyle hepsine bütün araları teker teker girip ilmek arttırıyoruz. Böyle sanki aralarda kalmış gibi oluyor mavi rengimiz. Arada ip dolandırmış gibi oldu. Bakın bu şekilde. Bütün aralara girdim. Son 3 tane aram kaldı. Onları da gireyim. Bakın. Şu kısımdan girdim. Bir de şuradan girdim. Bakın şurada bir tane daha ara var. Karışık gibi görünüyor ama elin görünüyor ama elinizde siz de fark edeceksiniz. Hem pembe hem de şu kısımdan girin. Girmezseniz arkadaşlar burada ilmek kaybı olur. Üst sıralara geçtiğiniz zaman dümdüz bir şekilde ilerlemez. İlmek kaybı olacağı için sayı farklı olarak ilerler. Böylece eşit olmaz. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Bundan sonrasında da bir tur daha göstereyim. Pembe ipimi bırakıyorum. Ön taraftan mavi ipimi alıp elime doluyorum. Ve artık mavi ipimle yola devam ediyorum. Bakın bu şekilde önce ilk ilmeği tek çıkartıyorum sonrasında bu şekilde bütün ilmeklerin içerisinden pardon karıştı çok özür dilerim baştan yapıyorum. İlk ilmeği tek. Sonraki bütün ilmekleri bir mavi bir pembe olacak şekilde çıkartıyorum. Bakın böyle. Bu şekilde sıra sonuna kadar alarak yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde oluşuyor yavaş yavaş. İlk başa geldim. ilk ilmeği boş geçiyorum. Yanındakine batıp ilmek arttırıyorum mavi ipimle. Bakın böyle artık e, birazcık model oturduğu için aralara girip batmak çok daha kolay oluyor. Hızlı bir şekilde bütün aralara girip ilmeklerimizi böyle arttırıyoruz. Bütün aralardan bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle devam etmeniz gerekiyor. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Yapımı da oldukça kolay. Ben size şimdi bunu bu kadarlık gösteriyorum. Biraz daha büyük halinde göstereceğim. Ee, görünce inşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Bakın sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın normalde bitmiş gibi duruyor ama bitmedi. Şurada pembe ip taraftan bir kez daha batıyorum maviye doğru. Bakın. Şuradan da alıyorum. Son kısımları arkadaşlar unutmayın. Oralara dikkat edin. İlmekleriniz orada kaybolabiliyor. Sanki bitmiş gibi duruyor ama öyle değil. Bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ben şimdi size şöyle modelimi yani bundan sonrası hep böyle devam ediyor. Burada pembe ipe geçip sonra yine aynı işlemi uygulayacaksınız. Ben size Şöyle önceden yapmış olduğum bir parçayı göstermek istiyorum. Bakın bunu da az önceki o teknikle yaptım. Bütün hepsini e, Tunus tekniğiyle yaptım. Sanki böyle aralarda ilmekler birbirine serpiştirilmiş gibi oldu. Çok da güzel oldu. Arkası da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bu tersi, bu da düzü. E, parçamız küçük olduğu için kıvrılıyor. Bakın bu şekilde inşallah beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere kızlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.